Merhaba arkadaşlar, 3 yabancı bir Türkiye hoş geldiniz. Ben Koça. Ben Amerikalı Louis. Ben Türk İtalyan Michele. Evet Michele, giydiğimiz tişört hakkında bilgi vermek ister misin? İşte bugün yine bir Trendyol sponsorluğundayız. 100 TL ve üzeri alışverişinize 20 TL indirim kuponu 3Y1T koduyla Trendyol'da. Seninki Trendyol Men mi abi? Benimkisi Trendyol Men. Seninki? Trendyol Men. Trendyol Mila'da kadınlar için 3Y1T kodu geçerli. Ama kodu sadece bir kere kullanabiliyorsunuz. Trendyol Men'in yanında Trendyol Mila'ya da bakmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Hayır. Ya başkan aç ya. Moderatörlük yap biraz ya. Bir şey diyeceğim. Michele başkan mı hala? Değil mi? Nasıl yani? Bir şey söyleyeceğim de içerik hakkında bana kesinlikle bilgi verilmiyor. Arka planda. Bak bir şey diyeceğim. İçerik çünkü çarşamba günü bugün. Ve çekim yapmadan önceki gün senin bize haber vermen gerekiyordu. Biz de bekledik. Haber vermeyince ama içeriği yine benle Gülce hazırladık. Gerçekten bugünkü içerik hakkında hiçbir fikrim yok. Bugünkü... Ama bir misafir ayarladım. Acayip... Nasıl sen ayarladın? Niye ayarlıyorsun? Arkadaşlar evet... Harika bir misafir ayarladım. 3 hafta önce mi, 4 hafta önce mi Yoshi gelmişti. Evet. Ve kendisi Japondu. Ve o video çok izlendi. Ki onu çok sevdik. Asyalılara göre. Bugün de dedi ki, herkesin aslında bildiği bir ülke. Ama Türkiye'de çok göremeyeceğimiz bir milletten. Kendisi bize mesaj attı ve katılmak istediğini söyledi ve biz de Gülce ile davet ettik. Rafaela. Rafael geliyor. Rafael. Brezilyalı. Samba. 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 Biraz samba yapar mısın? Samba. Oğlum gerçekten bir şey değil mi? Gitgide korkunç oluyoruz çünkü. Çünkü ya... 62 bölüm oldu. Oha. Hala nasıl çekiyoruz anladın mı? Hiç kimse samba deyince yani... Evet, hoş geldin Rafael. Hoş bulduk. Ne haber abi, nasılsın? Merhaba. Oha. Alkıyormuşuz Mehmet. Eyvallah abi, sağ ol. Eyvallah. Seni yapayım. Öptük zaten. Vapurda beraber geldik. Daha samimiyiz. O da çok komik oldu çünkü çağırmışlar. Yaklaştı tamam mı? İskeledeyiz. Abi ben galiba sizinle aynı yere gidiyorum. Ben sana fotoğraf falan çekeceğiz. Meğerse misafirimiz. Hoş geldin Rafael. Anlat hoş abi. Bulduk. Aslında sizi stalkluyorum aslında öyle. Stalkluyorsun. Aynen öyle. Güzel. Bizi izliyor muydun daha önceden gerçekten? İzliyordum evet evet. Yoksa programa gelmeden bir gün önce izledin mi full atmışsın? Yok aslında şey hani Elioğlu'lardan tanıyordum işte Çabi'yi. O zaman yani, önemli bir şey. O zaman ben izliyorum. Yani sürekli yani onlara yaz, onlara yaz diye herkes bana şey söylüyor işte aa çok ya yabancısın işte onlarla da konuş vesaire. İşte böyle İsrail etti herkes. Ben de yani deneyeyim falan. Çabi'ye işte DM attım. Ben hayatımda kullanmadım İsrail. İsrail etti. Ne? Niye bozuyorsun adamı? Hayır çok güzel söylüyor da ben kullanmadım bir kelime. Israr etmek. Israr demedi ki. Israr mı dedi? Israr etti. Ha, biraz Brezilyalı aksanım var ya artık. Benim salaklığım. Bu arada tişört inanılmazmış. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Peki abi, Rafael mi diyeceğiz? Aslında Brezilya'da ne diyorsunuz? Senin ismini ne dememiz gerek? Yani ilk başta benim isim tam ne olduğunu söylesem belki daha iyi olur. Benim kardeşimin ismi aynı zamanda o yüzden ben biliyorum. Siz öğrenin tabii. Yani Brezilya'da aslında isim José Rafael Medeiros Coelho. Kardeşinin adı. Kardeşin de mi öyle ismi? Tabii. Aa, tabii. Bizde José'si yok. Bir de Medeiros'u yok. Coelho da var. Onu Paulo Coelho. Bir daha söyler misin? José Rafael Medeiros Coelho. İşte biri deden. Evet, biri babamın soyadı Coelho. Coelho, babanın soyadı. Aynen. Yani dedenin ismi mi? Evet, dedemin ismi, baba tarafı. Peki senin çocuğun ne olacak? Evet, bunu da hala çözemedim yani tam. Sizin kimlikler yatay mı böyle? Hani Euro gibi mi açıyorsunuz? Ha yani şöyle oluyor. Tabii ki yani şey oluyor. Mesela anneden bir ismi olacak, babadan bir soy ismi olacak. Ama ismi tam olarak yani fark edebilir. Yani şöyle olabilir. Mesela Emre Medeiros başka bir şey de olabilir. Türk bir soyadı da olabilir yani. Gökçe falan. Sosyal medya hesaplarında hepsi yazmıyordu. Yok yok evet. Rafael Medeiros. Medeiros. Aynen. Annemin soyadını kullanıyorum çünkü. Vay baban sana tripli mi ondan? Tripli evet. Evet. Niye Medeiros? Çünkü bıktım yani. Türkiye'de her gün bana Paulo Coelho, Coelho, Coelho diyorlar. Ben de artık yani Medeiros o zaman olacağım artık. Hani yazar. Yazar var ya. Yazar. İşte cahil olduğumuz yani için. Dur ama. Bu Paulo Coelho şey değil mi ya işte. Yazar bu ne ya? Hayır ya bu lime tree. Portakal kabuğunu yazılıyor. O Türkçesi neydi? Hayır o şu. Simyacı arkadaşlar simyacı. Alkemist vardı işte simyacı. Bir şey söyleyeceğim. 40 dakikadır buradasın. Fresnine'de gidiyor mu?
Bize mi yani? Bize. Şey değil mi ya işte sıcak portakal bilmem ne ağacı yok mu ya öyle bir? Şeker portakal. Ha şeker portakal. Al işte. Sıcak portakal mı? Umberto Eco. Şeker portakalı Polo Coelho'nun değil. Ben de öyle geldi. Şeker portakalı Vasconcelos. Ha Vasconcelos. Yani, işte arkadaşlar biraz Brezilya edebiyatı öğreniyoruz bugün galiba. Bu arada ben en sevdiğim kitaplarından biri. Vasconcelos. Küçükken okurdum yani bayağı çok. Kore'de mi Türkiye'de mi? Kore'de. Kore'de bayağı meşhur bir Korece'de kitap. Korece'de ne ismi? Neydi? Yapma. Lime Orange Namı. Lime Portakal Ağacı. Çok iyi. Lime Orange Namı. Kardeşini de getirmeye başladın artık destek atsın. Haybes. Kaç sene oldu abi? Türkiye'ye neden geldin? Türkiye gelmemin hikaye biraz böyle karışık aslında. Anlat abi. Evet yani. Dinleyelim. Böyle 2008'de böyle internetten böyle İngilizce öğreniyordum. Ne yani öğreniyordun? İngilizce öğreniyordum internetten. Hani internetteki arkadaşlarımı evime ziyaret ediyordum. Şey, hadi gel bize kal. Hem de böyle İngilizce çalışmış olurum vesaire. Olsun. Konaklandırıyordu yabancıları. Yani bir 17 yaşındaydım. Sonra şey oldu. Bir Türkiye'den biri geldi. Hani bizde kaldı. Benim ailemle São Paulo'da. Adı ne? Yalçın. Yalçın. Ama bir türlü diyemiyorum Yalçın. Onun için Yalçın öyle olunca da amca demeye başladım böyle yani. Hani amca mı? Amca da güzel. Yani uncle falan yani. Ha. Çünkü biraz daha büyüktü benden. Sonra bizde kaldı bir ay boyunca. Böyle geziyordu öyle işte. Brezilya geziyordu. Bizde kalıyordu falan. Sonra hani biraz böyle hani bizimkiler hatta biraz korktu onun böyle. Çünkü Portekizisi çok iyiydi. Hani böyle aşağını zannettik böyle bir yandan. Sonra burada Yalçın dedi ki ya Rafael sen de Türkiye gel bizde kal o zaman. Yani şey gibi exchange gibi. Bir ay kalmış ben hala oradayım. Yani misafir mi olur Yalçın değil ne mi? Yaptın? Yalçın. Annemler bir şey demiyor mu bu işe? Annemler bir şey demiyordu. Yani çok seviyorlardı onları böyle sadece. Ya ne diyecek ya? Yani biz Brezilyalıyız rahatız da herkes gelsin deriz yani. Böyle. Türkiye'de öyle bu abi. İtalyanlar bir garip bu konuda. Bence de. Aynen. Kesin öyle. Ben de geldim Türkiye'ye yani böyle üniversiteye gidiyordum o zamanlarda. İşte tatilinde geldim 2009 Aralık'ta. İşte onlarla kaldım İstanbul'da. İstanbul. Aynen İstanbul'a geldim Aralık'ta falan 2009. Böyle 3 ay kaldım burada. Böyle hani gitmedim bir türlü. Onlarla kaldım. Sen i̇şte daha da abartmışsın. Ben abarttım. Evet dedim ya rahatız. Bunlar birbirine madem bir ay kaldı ben. Sonra işte öyle kalınca onlar da böyle çok sahiplendi beni. Rafael çok hızlı Türkçe öğreniyorsun. Yani burada kal bizimle falan. Zaten manevi Türk alemi gibi oldular artık. Yani onların da şirketi var falan. İşte orada böyle ofsboyluk yapmaya başladım onlarlayken. Bana Türkçe kursu ayarladılar. Ben de Tomer'de okudum bir sene Taksim'de. Ha, benim annem de Tomer. Tomer çok iyi. İşte tam böyle gidecektim Brezilya artık. Onlar da şey dedi ya Rafael ya üniversiteye niye denemezsin falan böyle. Yani hep böyle kala kaldım. İstanbul Üniversitesi'nde kazandım ve bir türlü gitmedim. Yani böyle lisansımı İstanbul Üniversitesi'nde okudum. Ve hala şimdi Boğaziçi Üniversitesi'de okuyorum, yüksek lisans yapıyorum. Hani bir türlü gidemedim Türkiye'den. Hani bu Türk aile de beni çok benimsedi. Peki şu an hala onlarla mı oturuyorsun? Onlarla oturmuyorum. Yani bir kısmı Balıkesir'de yaşıyor. Yani ben de Türkiye'de hep böyle Akçay böyle sahilinde falan aslında büyümüş oldum. Hani San Paulo'lusun kendine gelsen ya. Artık Akdeniz Ege'li hissediyorum artık beni. Böyle yani onlardan şey birileriyle kalıyorum artık yani hala işte burada Kadıköy'de. Ama böyle akrabayız artık yani böyle. Ama Brezilya'daki ailem de geliyor buraya. Onlar da gidiyor bazen. Yani şey gibi olduk ya böyle çok kısmet bir durum. İki böyle taraflı aile gibi. Yani aynen. İki tane ülkem var artık gibi. Aynen öyle evet süper, evet. Süper. Peki Türkiye'de mesela yani hepimiz bunu zaten çok anlatıyorduk da Türkiye'de Brezilya olmak nasıl bir duygu? Yani ya, sen ne hissediyorsun mesela? Ya ilk başta böyle sürekli futbolla ilgili falan sorular soruluyor bana. Ya da mesela aslında Türkiye'ye geldiğinde ilk tepkim buydu yani ben taksiye bindim. İlk bana dediklerin şey buydu. Sen Brezilyalı olamazsın. Benim ki niye? Yani Brezilyalılar falan yani daha böyle ezmer tenli falan başladı. Hani böyle beni hep böyle şey gibi Araplara benzetiyorlar falan. Yani bir türlü tam Brezilyalığımı yani şey anlayamıyorlar bu insanlar. Ama bir de İstanbul Türkiye'de de Brezilya var mı hiç tanıştınız mı? Ama taksici ben bir tane. Ya bizim taksici seçeneğini çıkartır ya. Sana da sen Brezilyalı olamazsın. O aynen, senden iyi yani, biliyor. Evet. Doğru. Evet öyle. Niye yapıyorsun? Adam söylüyor işte. Ben de eyvallah tamam. Sana böyle stereotipik top atıyorlar mı hadi bize bir şeyler yap diye. Ya genellikle hani şey soruya tam olarak hani beni daha çok böyle karnaval falan işte Flio. Zaten hani Türkiye'de benim her gün duyduğum şey artık hani mantra gibi oldu hani Alex hani. Alex hani heykeli ama heykeli yani Alex. Ama Alex ya. Yani. Alex. Galatasaray olmama rağmen Alex Alex'tir abi. Alex de Souza yani Türkiye futbol tarihindeki en önemli isimlerden biri. Ama ben heykelini hala tartışırım. Bence tartışma Alex. Niye abi? Karakter olarak da Türkiye'de çok şey katmış bir oyuncudur. Yalan mı abi? Fenerbahçeli değilim ama Alex'çiyim yani ben. Sen sevmiyorum var mısın? Ben de sevmiyorum. Alex sevmeyen var mı ya? Nasıl ya? Alex sevmiyor musun? Kim sevmiyor? Ben Alex sevmem. Ne oldu milli damarı mı patladı? Ne oldu? Allah Allah ben de alakam yok diyordu. Şimdi Alex'i sevmiyor musun? Gidebilir miyim?
Ama peki Türkiye'deki yaşayan Brezilyalılar Alex hakkında ne düşünüyor? Ya da Brezilya da Alex hakkında? Yani aslında biz Alex kim olduğunu bilmiyorduk yani, böyle geldik burada. İşte o yüzden sessiz kalmayı tercih ettim. Brezilya'da o kadar ünlü bir futbolcu değil miydi? Değil yani. Ha. Ama yani Türkiye gelince ilk duyduğum şey Alex mesela. Polis beni duruyor, kimliğin kartına bakıyor. Hani gidebilirsin demek yerine şey diyor, Alex! Hani artık hayatım o böyle yani. Adam ama çok güzel, demek ki virgül koymuş yani hayat. Türkiye'de. Oğlum bak oradan çok iş yaparsın sen. Tanıyorum falan, tanıştırayım mı diye. Aynen. Evet. Bir de Samet var onun yanında. Samet hani ne oldu artık hani. Bizim Samet'imiz çok iyi Türkçe biliyor musun? Ben böyle. Samet Portekizce iyi konuşuyor mu? Ya iyi konuşuyor bence, evet. Yani. Ne oldu, niye ya? Hani şu anda bu hani Alex Samet'le oynamamak lazım bence. Ha. Öyle bir. Buradan çıkınca insanlarla karşılayacak. Korkuyorum. İyi abi adamın Portekizcesi. Adam işi kaç sene için. Ben tanıyorum kendisini şahsen. Yan komşum. Portekizcen var mı? Brezilya deyince hep böyle futbol şey geliyor ama Brezilya merhaba, hani Portekizce merhaba bile bilmiyoruz ya. Ola. 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 Bak daha açık biraz da böyle. Ola. İspanyollar biraz daha böyle sert. Ola. Ya ne yapıyorsun lan, ne yapıyorsun yani? Ama bir şey söyleyeyim. Ben başka bir Brezilyalı daha tanıdığım vardı Türkiye'de. O da dövüşçüydü. Ve adam öyle iyi bir şey anlatırken bile ağzına sıçıyor gibi. Hani bağırıyor. Hani yamyam gibi konuşuyoruz. Brezilya'yı tanıdığımız zaman ola. Ya evet, mesela ola biraz da böyle resmi yani selam gibi. Biz genellikle böyle oy deriz yani. Oy. Oy. Oy daha böyle sıcak yani. Oy değil. Oy. İngilizler de. Oy. Oy mate. Oy. Evet, ben ciddiyim bu anda yani. Portekizce iyi öğretmen olsam şu anda. Nasılsın? Nasılsın? En kolay şekil tudo bom. Tudo bom. Tudo bom. Çok güzelmiş. Alakası çok kolay. Aynen. İtalyanca ile mesela alakası yok. Bence Portekizce bu arada İtalyanca en uzak Latin dili. Evet, biraz uzak olabilir. Ama dil değil mi zaten? Zaten alakası yok. Diyor Rusça'ya benzemiyor bu vallahi. Ya salak salak. Koreceye hiç alakası yok. Bakma da. Köken aynı ya. Ama romans dili hepsi. Ya şöyle bir şey, yani como vai var, como está var. Bak como vai, como está var, bak aynı. Benziyor. Ama mesela... Sakin ol abi. Allah. Lütfen, evet. Bu ne ya? Bir dakika, hoş. Ya şöyle diyeceksin bak, mesela birine karşılamışsın Brezilyalı, diyeceksin ki oi, 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 tudo bem. To the bank. To the bank. Oh, hani. Bankaya to the bank. To the bank. Sorabilirsin diyecek yani. To the bank. Yani cevabı bu. To the bank. To the bank. To the bank. Ya da to the bomb. Bomb şey gibi. Ben to the bank. Onu diyecektim. Sırf nasılsın iyi misinden 3 şarkı yapılır. To the bank, to the bomb. Deneyelim yani. Bence deneyelim bak. Oy to the bank. Şarkıyı mı deneyelim? Şarkı mı? To the bank, to the bomb. Bir de şey vardı. Losa, losa, sigo sem mata. Ay, se te pego, ay, ay, se te pego. Delicia, delicia, ay, se you se mata. Mikel hocam sen ben ne? Ben bir araştırma yaptım. Jose, Rafael, Colho, Medellinos'un. Jose, Rafael, Medellinos'un. Neyse artık çok uzun abi, idare et. DNA haritasını. DNA haritasını çıkarttık. Ya biz de bunu yapalım mı JJ'ye gelince? Yapabiliriz. Çok enteresan bir şekilde senin JJ ile akrabalığını tespit ettim. 10 Afrikalı çıkmışsın sen. Aynen öyle, evet. Sen zaten bir Kuzey Afrikalılık var yani. Sen ama de. Kuzey Afrika... Ama şey yapalım yani, tahmin edin orada. Ben şeyi merak ediyorum. Taksici nereden bildin? Anladın mı? Çat diye bilmiş. Adamın haritasında çoğu Portekiz. Bu ne ya? Hepsi niye ayrı? Oğlum, genel bakıyorlar, kıtadan indiriyor, kıtanın içinde de sana ülkeyi söylüyor. Mesela sen %82 Avrupalıymışsın, %10 evet. Afrikalı, %6 Yeni Dünya. Yeni Dünya, evet. Yeni Dünya ne? Kızılderili. Ha, yani aslında yani. Brezil yani, evet, hani kıtada yine, yaşayan şey gibi. Bütün Amerika kıtasındaki olan işte Kızılderilere... Bütün hepsini kapsadığı evet, Denia. İberya Yarımadası var. İberya Yarımadası'nda İspanyol ve şey misin işte? Portekiz. Daha fazla İspanyol çıktım yani, bayağı garip bir şey yani. Anlamadım niye öyle. Evet. Allah Allah. Sen gizli, sen de Arjantinlik var. Herkes bana soruyor her gün yani, nerelisin diye. Nerelisin? Brezilyalı. Ama herkes beni 100.000 şeye benzetiyor. Yani bir gün ben Faslıyım, bir gün ben işte Urfalıyım, ne bileyim. Her gün bir şeye benzetiyorlar beni artık hani. Mesela bir şey gibi oluyor yani. Egililer beni Egililere benzetiyor. Yani işte yani artık Karadenizler bile beni benzetiyor Karadeniz'e. Seni yani. Türk olduğunu düşünen insanlar oluyor mu? Oluyor, evet. Hadi evet ya. Yani. Ama biraz daha doğulu. Yani bir Rafael, bir Urfa, bir Diyarbakır. Yani.
bir Malatya. Yani artık hani abi sonra ben dedim ki abi valla artık ben nerede olduğumu öğrenmek istiyorum. Yani artık hani bu sorular karşı bir bilimsel bir kanıtla geleceğim artık. Cüzdanını taşıyorsun değil mi? Taşıyorum acaba, evet. Acaba yani biz kimler çıkacağız ya? Senin belli nereden çıkabilirsin abi? Japon çıkacak. Çok dağılmamışsındır. Aynen. Biz akrabalıyız belki yani. Bir Asya, Siberyalı çıktım yani. İnşallah Japon çıkarsın. Biz de Afay sen futbolu çok ilgilenmiyorsun değil mi? Bir Brezilyalı evet. Olarak utan. Evet utanıyorum öyle kadar. Gerçekten yani bu ne biçim Brezilyalı falan yani tam tipi ben yani. Çünkü ben ne futbol oynuyorum ne samba oynuyorum artık yani. Oha samba yapmıyor musun? Hiçbir şey. Samba! Ama bir müzik duyduğunda doğal olarak kalçaların sallanmaya başlamaz mı? Bir swingin duyar mı yok mu? Yok yani vallahi San Paulo'lar çok yani. San Paulo ne ya? Ne şey mi daha şehir? Daha böyle şey. Sizin ne bu artistliğiniz? Ne San Paulo'da? Daha sıkıcıyız yani böyle. Bira, işte patates falan böyle. Bar falan. Kadıkoy yani. O zaman ben Brezilyalı bazı futbolcuların fotoğrafını getirdim. Olur bakalım. Kim olduğunu bilecek misin? Yani. Roberto Carlos. Bravo. Bu kim abi? Oo ben bu adamı hep görüyordum ya. Nasıl görüyordun? Aurelio değil mi bu? Ah bildim. Bir dakika. Hiçbir bilgim yok. Yemin ediyorum sağladım. Aurelio. Marco bu, Aurelio. Mehmet mi bu şey? Mehmet Aurelio. Aa buna da mı diyorlar benim Mehmet Aurelio? Türkiye'de milli takımda oynadı. Aslında Brezilyalı ama Türk milli takımda oynamış. Fenerbahçe futbolcu. Evet, error var işte. Ve çok iyi oynuyordu. Peki abi bunu biliyorsundur ya. Ha Neymar. Neymar. Evet, evet, evet. Evet. Kim olduğunu biliyoruz. Alex. Evet. Portuguese nasıl söylersin? Full ismi. Alexi. Aa, Alex G. Souza. Alex G. G. Souza. Evet. Alex de Souza değil. Değil. Yani evet, G evet. Mi okuyorsunuz? Aynen. Senelerdir ne diyorlardı? Arkadaşlar evet Alex siz yanlış söylüyorsunuz. Bana her gün yani yanlış söylüyorlar yani. Diego da o zaman Diego. Diego. Pele. Pele. Öf korkuyorum şimdi. Zor gelecek şimdi. Ahmet. Barcelona'da oynadı. Mauricio. Hivaldo. Hivaldo. Rivaldo, ah Rivaldo. 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 Evet evet ya Rivaldo. Melo, Melo. Ya biliyor Melo her gün nereye gidiyorsam işte şöyle bir olay var. Galatasaraylılar beni Melo'ya benzetiyorlar. Benziyor bir dakika. Benziyorsun bu arada. Yani, Alex'e benzetiyorlar yani. Gözünü bir çıkarır mısın? Eğer gerçekten Melo'ya benziyorsun. Böyle Melo taklidi yapsana bize. Ben pitbull'u ver. Bir falan. Evet abi. Ben onu tanımak istemiyorum. Maradona mı bu? Maradona. Niye tanımak istemiyorsun abi? Ne bileyim yani ben o kadar futbol ben oynamıyorum. O kadar şey değilim ama yine de o kadar ihanet edemem yani. Gördün mü abi bak. Ama bu böyle bir şeydir yani Brezilya yani Maradona mı Pele mi? Şimdi Ronaldo mu Messi mi var tabii. Sen peki Cristiano Ronaldo'cu musun? Tabii ki Cristiano Ronaldo. Kısıyor bak. Peki abi Amerika'da Brezilyalılar hakkında mesela bir düşünce olur mu? Ya da sen kendin hakkında... Açıkçası ben şöyle söyleyeyim. Ben çok çok kuzeyde yaşadığım için aynen. Biz Brezilyalı görmedik abi bizim köyde. Brezilyalılar çünkü eksi 40'a dayanamaz abi. Kıllı insanlar olması lazım böyle şey olması lazım. Kuzeyde yaşaması için. İrlandalı, Norveçli, Finlandiyalı gördüm. Soğuk olduğu için. Evet. Amerika'ya hiç gittin mi North. Sen? Evet yani ben zaten Amerika'da doğdum. Hadi be. Evet, yani. Nerede? İşte Güney Amerika. Ya şey yani futboldan bahsedince böyle genellikle her gün bana şey soruyorlar hani. Yani bir tanışıyorlar benimle. Şunu diyor ki aa işte halı saha. Değil mi? Neydi? Halı, halı saha. Saha. Halı, o kadar böyle halı, Fransızlık carpet. Gibi olaylar daha. Hani halı saha ya. Beni çağırmak istiyorlar. Ben de çok korkuyorum burada. Mesela berbere gidiyorum. Oo Rafael bir halı sahaya gidelim. Ben böyle diyorum. Abi ya işim var falan. Hani korkuyorum çünkü. Yani. Artık hani utanıyorum ama. Belki iyisin. Kaç hiç yaşında ya. Geldin sen buraya? 28 yaş. Yani 18-19 yaşında geldim. Hiç mi yok? Basmıyor mu? Hiç yani bak şöyle bir şey oldu. Ben 9 senede yani 10 senede bir kere gittim. Totti gibi oynuyor ya. Aa anasını ağlatırım bir dakika. Ben... Rafael belki böyle genetik vardır yani ay nasıl vurayım falan deyip aynen çat ve 90'a çat. Roberto Carlos falan yaparsın. Bunu gerçekten her gün bana söylüyorum. Ben deyince ki yok ben oynamıyorum ya çok iyi değilim. Oynarsın. Yok ya oynarsın. Koçum oynarsın. Genetiğinde kesin vardır yani böyle diyorlar. Ya bana da diyorlar League of Legends biliyorsun. Aa evet evet. Oynuyor musun lan? Yok oynamıyorum ama denedim birkaç kere. Ya bana, ben hayatımda dokunmadım bile oyunu bilmiyorum ne olduğunu. Ama bana diyorlar ki Korelisin ya oynarsın bir be. Başla.
diyorsun. İşte bu da. Ya ama ben denedim mesela. Benim arkadaşlarım şimdi lisansa gittim işte 5 sene, 4 sene birlikte okuduk artık. Yani her gün halıya sahaya gidelim diye bir gün gidiyorsun artık. Ben bir kere gittim. 3 kere kramp yaşadım yani. Kramp? Kramp yani Neymar'ın davet etisi yani. Böyle düşüyordum. Abi Neymar bir kadar gömülür mü ya? Oğlum kendimi Neymar'la mı karşılaştırıyorsun? Bu aralar Brezilya'da biz biraz Neymar'a karşı kırgınız yani. Değil mi? Şu, evet yani. Yani bizim duygumuzu iyi de çok oynadı. Yani, Amerika devleti hakkında ne düşünüyorsunuz? Seviliyor yani. Brezilyalıların büyük bir kısmı yani sever yani işte özellikle yani birçok Brezilya işte Kaliforniya'ya gidip işte alışveriş yapmak için çok seviyorlar yani. Amerika'ya gittiğin zaman zaten Amerikalı gibi bir senin tipin insanları daha çok görüyorsun Amerika'da. Sağ ol. Anladın mı? Yani o yüzden adama Amerikalılar diyorsun. Hangi biri diyecek yani? Aynen tabii canım. Yani mesela Kaliforniya eyaletine git. Çok uzak doğulular var. Ve o... Daha çok Hispanik var. Uzak doğuludan bile fazla. Uzak doğulu da çok var. Ama seviyoruz. Yani. En çok onlar. Bence ilk demir yolunun inşaatı başladığından beri hani Kuzey Avrupalılar dışında Asianlar en çok var Amerika'da. Ya genel olarak Brezilyalılar Türkiye hakkında ne düşünüyor? Var mı böyle bir fikir? Çünkü birkaç tane şey var. Türkiye'de bazı Brezilyalı zamanda pembe diziler. Bilir misin pembe dizileri? Pembe diziler tutmuş ve burada meşhur olmuş. Şimdi de Latin Amerika'da Türk diziler meşhur oldu diyorlar. Annen evet doğru. Ezel mesela tabii gibi. Ki. Hmm. Annem mesela Sıla izliyor. Ne izliyor? Sıla. Sıla izledi. Hadi ya. Valla. Hmm. Eski bir dizi. Aşkım benim. Hani mesela John Khan diyoruz. Yani John ismi Khan falan böyle. Yani Portekiz dublajıyla izliyoruz. Türkiye hakkında bir düşün... Nedir yani? Brezilyalılar Türkiye hakkında ne düşünüyor? Aslında şey birkaç sene önce biraz böyle çok fazla bilinmiyordu Türkiye. Mesela Tarkan biliyordum. Tarkan o kadar tanınıyor mu ya? Valla evet yani ama şey gibi ben, biz mesela Arap olduğunu düşünüyorduk yani Tarkan'ı. Örneğin yani ben buraya gelince Tarkan Türk mü falan. Hadi ya evet. Ama o derece biliniyor yani. Evet tabii ki yani. Peki hangi şarkısı Rafael? Böyle bir şey kis kis falan yakalasam mı öyle mi? Valla. Onu hatta yani dizilerinde çalıyordu yani mesela Brezilya'nın böyle bir dizisinde böyle Arap böyle konulu bir dizisinde şey gibiydi müzik yani. Arap gibi hani ilk başta böyle görünüyorlardı. Daha oriental yani. Oriental falan yani sonra şey oldu artık mesela eskiden direkt uçuş yoktu Türkiye'ye. Sonra şimdi var mesela şey Türk yolları mesela Brezilya'ya gitmeye başladıktan sonra artık Brezilyalılar buraya daha fazla gelmeye başladı. Ve değişti algı şu anda. Hani Türkiye biraz daha Avrupa'yı bakıyorlar artık. Hani mesela hatta Karpalı Çarşısı'nda giderseniz mesela orada şey görürsünüz yani bu kıyımcılarda hep bir Brezilyalı bayrağı olacak yani. Çünkü Brezilyalılar artık mesela buraya çok fazla geliyor mu? Turizmde gelmeye başladılar. Hani eskiden daha fazlaydı, kriz var şu anda diye daha geliyoruz ama yine geliyorlar. Hani bu son 10 senede bayağı değişti algı. Özellikle bu Turkish Airlines falan artık Brezilya'ya gidiyor, Güney Amerika vesaire artık geliyorlar buraya. Çok enteresan bir şekilde değişti algımız. Peki neden acaba yakın görüyorlar? Brezilyalılar neden Türk dizilerini seviyor? Ya yani şey... Aile ortamı benzediği için mi? Benziyor. Hani bize şey oldu mesela, şimdi Türkiye artık Brezilyalılar buraya gelmeye başladı ya, böyle bir patlama oldu falan. Böyle. Hı hı. Sonra şey oldu, Brezilya'da Türkiye'nin hakkında bir dizi çekildi. Öyle bir çalışma. Aynen öyle, şey üzerine, Göreme, Kapadokya falan. Kapadokya temalı bir dizi çekildi. Ve düşünsene yani, ben mesela Brezilya'ya gittim, millet bana şey diyordu, maşallah falan. Çok güzelmiş. Aynen, çok ayıptı. Ya inanılmaz bir şey değil mi ya? Bak işte medya satıyorsun, turistler gelecek. Aynen. Bence en güzel ekonomi kesinlikle şeyi o. Mesela K-pop da, mesela Kore'de de öyle. Kore kültürü yükselince, Kore'ye turistler arttı. Sizin garip el jestleri varmış abi. Şey yani yanlış anlaşılan işte mesela şu ya şu da... Şu ne mesela sizde? Evet yani az önce ben yaptım aslında böyle benzer bir bu şey. Bu harika korktum değil mi? İyi. Bu Kore'de okey demek. Bu mu? Evet. Okey mu? Bizim için bu biraz şey gibi yani kötü bir şey evet. Ne demek? Türkiye'deki gibi mi? Evet. Aynen. Yani Brezilyalılar yukarıda, Türkiye'de aşağıda. Tamam, geçtik. Evet. Başka var mı mesela el jest? Ya bizde böyle çok Ercist öyle şeydi daha çok böyle mesela böyle işte yani çok böyle İtalyalılar gibi böyle yok hani body language falan öyle bir yok. Şey yok bizde evet. Ama bir şey söyleyebilir miyim abi Brezilyalılar kendileri atasporları futbol ama aynı zamanda... Ne bu? Futbol. Futbol. Ben nasıl dedim? Futbol. Soccer. Gelmiş bana Türkçemiz sorguluyor ya. Futbol. Hayda. Siz nasıl diyorsunuz? Culture diyoruz biz bambaşka bir yerdeyiz ama futbol da çok kötüymüş. Her neyse abi bu adamlar
hand to hand yani yakın combat'te de çok iyi ki çocukluktan beri çok jujitsu yapıyorlar, güreşiyorlar falan. Ondan elleri çok ağır çoğunun muhtemelen. Benim elim çiçek ağır. Ben de çiçek elleri pıtı pıtı elleri. Öyle değil mi sıçar ağzını 2 saniye. Ben yine stereotip ya yine stereotip. Stereotip değil. Yani ben bu stereotip sevdim ya. Hoşuna gidenleri alıyor. Abi özlediğin bir şey var mesela? Brezilya'dan geldin neticede buraya. Türkiye'de yok dediğim bir şey. Ya meyveler çok güzel Brezilya'da. Mesela yani müthiş meyveler var. Exotic. Mesela mango. Yani düşünsene her gün mango yiyorsun. Oo. Papaya. Hmm. Her yerde papaya var. Ne? Ayıp ediyorsun. Ama buranın papayaları papaya güzel değil ya buranın mangoları. Papaya ne ki? Papaya. Turuncumsu bir. Yani sen turuncu değil mi Türkçe'de? Evet. Hani böyle turuncu, içi turuncu, içinde çekirdekler var siyahi falan. Hı. Böyle onu şekerle yiyoruz falan sabahda. Güney yarım kürede olduğunuz için mesela şu an orası kış mı? Şu anda bizde de kış evet evet. Ama kar yağmıyor. Kar yağmıyor evet. Değil mi? Hiç kar yağan bir yer. Soğuk yani, São Paulo soğuk yani. Öyle çünkü mi? Güneye daha, yani mesela ne kadar güneye gelirsen o kadar daha soğuk. Tabii güney kutuba yani, yaklaştı. Mesela en az bir 8 derece falan yani bu soğuk mu bilmiyorum Türkler. 8 derece soğuk canım. Hani biz üşürüz çünkü evlerimizde şey yok yani. Hani soba mı oluyor? Soba yok yani. Mesela onun için São Paulo'da çok cool havalı bir binadasın ama üşüyorsun yani. Sen UFO falan. Isıtma yok mu sizde? Hani yeni yeni başladı bir São Paulo'da ısıtma falan. UFO, kışık UFO'lar falan böyle. Aa, peki sen ilk karı buraya mı, burada mı gördün? İlk karı, evet. Snow yani. Sen bu kadar Türkleşirsen bizim için sıkıntı hocam. İlk kar, Snowy. Aa, okey. Ha, diğeri de mi burada ilk gördün? İlk kar, evet. Türkiye'de gördüm. Gerçekten. Mesela evet. JJ de ilk karı. Hala karı gibi anlıyorum. İlk snow, yani snow. İlk böyle beyaz şeyleri. Evet. Allah Allah ilk karı burada görmüş mesela JJ. Abi ben Türkiye'de çok kar gördüm. Güzel var. Aferin. Aferin. Aynen güzel oldu. İlk kar gördüm. Ama ilk çok... karıyı nerede... Karı... İlk karıyı değil, ilk karı. İlk karı Türkiye'de gördüm. Ama Minneapolis'a tamamıyla taşındığımda Minnesota'nın en soğuk kışıydı. 40 yıl içerisinde en çok kar o zaman yağdı. Abi çıkıp bu hikaye çok alakasız bir hikaye. Anlat yine. Yine de anlatıyorum. Anlat ya. İçinde abi kalmış. Tüm Minnesota'lılar o kadar kar yağınca evinde normal ısıtmasıyla var ısıtma bizim orada. Evlerinde ısınıyorlar. Ben abi çıktım dışarı. Tek karla oynayan bendim. O yüzden Minnesota'nın karısını seviyorum. Karını. Karı seviyorum. Karısını. Brezilya'nın en meşhur yemeği nedir? Ha, ne? En meşhur yemeği yani böyle dünyaca tanınan feijoada. Feijoada diye bir fasulye var. Hiç değil mi o gerçekten mi? Bilmiyorsun ki, sallıyorsun ki. Abi fasulye yemeği baharatlı. Evet. Doğru dedin lan. Doğru. Salladın değil mi? Hayır. Ama içinde bir şey var. Türklerin belki... Domuz eti var. Domuz eti var. Ha. Evet. Yedim dedim abi. Peki din, mesela Brezilyalıların dini, böyle resmi bir dini var mı yoksa... Evet, yani. Brezilyalılar çoğunlukla Hristiyan. Ama yani genellikle mesela Protestanlar vesaire mezhepler var vesaire. Hani ama mesela Brezilya'da çok böyle nasıl desem, günlük hayatında dini gibi usulleri falan pek karşılaşmazsın. Anladım. Hani mesela... Feijoada aslında çok enteresan bir hikaye çünkü Brezilya'daki kolonizasyon zamanında kölelerin yaptığı yemekleri. Yani bu köle var ya köle. Yani aslında şey gibi düşün yani bu senyorlar yemek yiyordu, kalını onlara veriyordu. Onlar da bu kalınlarından feijoada tabağı. Yani, halk yemeği yani. Halk yemeği yani ama şey yine de yani tarihi bir yemeği. Onun için çok biliniyor çünkü bir türlü hani böyle bir çok şey var içinde et vesaire. Sadece domuz et değil yani dana eti de var. Siyahi fasulyesi oluyor. Siyah fasulye. Black beans. Black beans ya. Yani. Çok lezzetli aslında. Hani şey illa böyle domuzla da yapılmıyor. Bazı başka şekilleri de var. Yani. Kuru fasulyeye benziyor mu alakası? Kaypelinya da var. Tabii. Ne o? Ay ya milli içeceği. Milli içeceğimiz. İçki. Evet evet içki. Yani. Mojito gibi bizim bir şey. Bizim ayrılığımız gibi yani. Şey Gülce Hanım hemen salsa yapıyorlar diye mojito değil mi? Hayır ya. Mojito'ya benziyorlar. Mojito'ya benziyor evet. Kaypelinya. Kaypelinya. Kokteyl aslında. Aha. Ama aslında rom. Yani romla yapılıyor. Biz bayağı rom içiyoruz yani. Barbekülerde. Buranın rakısı gibi mi? Aynen öyle. Ama şekerli, limonlu yapıyoruz. Böyle kocaman böyle işte limonata gibi ama aslında içkili bir pasta ya, mı bu? Herkes kafası güzel geziyor. Mesela böyle büyük tasta böyle aynen, kaşıkla mı? Herkes gidiyor, punch. Ağlıyor punch gibi. İşte içiyor barbekülde. Neler var? Mesela tamam. Eğlence anlayışlar farklıdır ya. Örnek veriyorum Amerikalılar ne yapıyor? Bahçede barbekü yapıyor. Koreliler ne yapıyor? Soju işte içiyor. Evet. Türkiye'de rakı masası vardı. İtalya'da pizza yiyorlar. Hani siz ne yapıyorsunuz?
Brezilyalılar kesin böyle hani... Ya gençler toplanınca ne yapıyor abi? Yani müzik, dans falan. Dans ediyorlar gerçekten yani. Ben ki mesela Brezilyalı arkadaşlarım var burada. Biz mesela gidiyoruz modaya. Böyle dans ediyorlar bir de benim böyle dans ediyorlar. Moda sahilinde. Abi, hani, çok, evet. Çok fena dans ediyorlar. Bizi bir gün davet eder misin? Yani, ederim yani mesela böyle... İçki içiyoruz, oynuyoruz birlikte, yani oturuyoruz. Bir şekilde hareket ediyoruz. Hani Brezilyalılar çok bir de hani böyle sürekli nasıl söylesem kaynaşma severler. Şen şakrak. Hiç benlik değilmiş ama olsun. Bir görmek isterdim. Bir de bir şey daha sor. Tam davetlisiniz yani. Böyle İtalyanlık böyle yani. Evet. Dans ediyorlar yok Brezilya'da. Capoeira hocam. Capoeira. Capoeira. Evet. Siz evet. Evet biz ama de. Ama capoeira biliyor musun? Capoeira yap ya. Capoeira hiç bilmiyorum ya. Allah. Ama şöyle capoeira böyle bir şey var. Böyle dın dın dın. Diğer kapıları Türkiye'de çok popüler oldu. Ya işte hala öyle ki Boğaziçi Üniversitesi'nde bir capoeira club var. Club mı? Ha şey. Kulüp. Aslında Türkiye'de capoeira eğitmenleri var. Baya iyiler. Böyle Brezilya'ya gidip böyle eğitim alıyorlar. Capoeira club. Fight club yani bir şey yani. Ama şey siz biliyor musunuz niye capoeira nereden geldiğini biliyor musunuz arkası? Yani hikayesi ne? Niye böyle dans gibi vesaire? Neden? Çünkü Brezilya'da kolonizasyon döneminde yani böyle sömürgecilik döneminde hani bu o şey, Afrika kolonilerini yani o efendilerinden mesela kaçmak için ve onlara karşı bir stratejik bir dövüş olarak geliştirdi. Bilmiyorlar bir. Aynen. Hiç Tekken'de Eddie var mesela. Tekken oyunda Tekken'i bilen var mı? Doğru doğru. Tekken'de Eddie var mesela. O capoeira'cıydı. Senin aslanına bayıldım ya. O kadar güzel ki aslanım. Türkçe biliyor musun böyle? Teşekkür ederim. Brezilya Türkçesi. Bizim yörelerden biri gibi yani. Brezilya Türkçesi. Sizin yöre... İtalya. Bu sefer İtalyana bağlı. Algı da orada. Mesela dans var ya. Niye dansı? Kimse anlamasın diye dans. Yani onun için dans da kaldı. Yani. Çünkü senin dansın yok. Ha şimdi anladım. Sömürgecilik döneminde dövüş sanatını saklayarak dansmış gibi gösterip dövüşsün. Aynen. Vallahi ya çok iyi. Evet. Niye böyle geç almıyor artık ya? Şimdi dans edemiyorsun. Hı-hı. Top da yok. Evet. Ne iş yapıyorsun? Hani benim İtalyanlığımı tatmayacak hareket. Bu yemek yapamıyor. Pizzayı da sevmiyorum. Ben yemek yaparım valla. Oğlum sen adam seçemiyorsun. Aldığın Amerikalı yamuk yumuk. Beni aldın İtalyan diye. Benim ne yamuğumu gör bir kere bak. Miko'yu çok severim. Herkes bilir abi bunu. Ama Danilo'nun programında o makarnayı o şekilde yapmasıyla benim için sadece tek İtalyan olan şey ismi Michele. Bir de pasaportu. Abi Brezilyalılar, şimdi Türkiye'yi de gördün. İki tarafta da yaşadın. Brezilyalılar hakkında sevmediğin bir özellik var mı? Mesela ben kendim söyleyeyim. Ben başka bir ülkeye gittiğim zaman bana hep diyorlar ki hani Louis sen bizim tanıştığımız Amerikalılar gibi değilsin. Çünkü Amerikalılar çok yüksek sesle bağıra bağıra konuşuyorlar. Evet, evet. Bu benim sevmediğim bir tarafları olan için. Bence biz bazen çok fazla aşırı böyle heyecanlıyız falan partide. Yani bazen yoruluyorsun çünkü ben biraz inek bir insanım. Hani tutturamıyorum yani. Böyle yani arkadaşlarım çünkü yani onlara kalırsan her gün bir hadi modaya gidelim, hadi bir yapalım. Artık böyle arkadaşlar ben ders çalışmalıyım. Yani biraz böyleyiz yani. Böyle sosyalliyiz. Yani bu, çok fazla bu güzel bir şey aslında. Yani. Ha, güzel. Güzel ama bir yandan artık şey oluyor yani. Böyle bir baskı gibi geliyor yani. Rafael çok evde kalıyorsun. Ne zaman çıkacaksın falan yani. Ama böyle peki alışamadın. İlk başta böyle yoğurt çok zor geliyordu bana. Hadi ya. Bezir'de genellikle zaten Yunan yoğurdu gibi tanıyoruz. Evet. Yani. Böyle tatlı gibi yiyoruz onları. Maalesef. Hani böyle ekşi geliyordu bana vesaire. Ama şu anda benim aşırı böyle işte kefir falan bamlıyım yani şu anda. Hmm. Ben mesela ilk geldiğimde cacık dedim bu ne abi ayran falan dedim ki tuzlu yoğurt mu olur abi falan filan. Sonra şu an mesela pilavın yanında full cacıkçıyım. Aynen. Abi ben Amerika'da bir arkadaşıma annem şalgam göndermiş tamam. Adana'yla aslında var biraz alakamız. Bir Chad diye bir arkadaşım var gördü. Hey dedi Louis bu ne? Dedim dene hani bak bir. Gördü vişne suyuna benziyor. Dedi, tamam mı? Dedi ki bu kesin bir meyve ve şekerli bir şey. Adam abi bir dikti bunu, bir başladı hani öksürük kusmaya acılı dönüştü. Mı bir de? Acılı tuzlu abi ben hiç alışkın değilim. Şalgam ama şalgam da sonradan çok sevdiğim bir şey. İlk geldiğimde ben de mesela abi yapmıştım. Şalgam, turşu suyu falan. Zor. Şu an turşusu ne için? Turşu hala alışamadım böyle. Hadi ya. Ama mesela şey sarımsak turşusu çok sevdim. Erik turşusu falan desen. Hiç denemedim. Bak bugün sonra hemen bulacağım yani. Rafael bir de şöyle bir şey okumuştum. Cinsiyet değiştirme ameliyatlarının ücretsiz olması ve devlet tarafından yani desteklenmesi. Evet, evet, evet. Bu gerçek çok mi? Çok ciddi hakları var eşcinsel bireylerin. Evet, evet. Brezilya'da gerçekten LGBT plus üyelerine karşı yani şu anda hükümetimizde belli sorunlar var vesaire yani şey politik vesaire ama ki biraz homofobik de davranabilir bazen hükümet ama hani yerel halkı, insanlar çok böyle kendi hakların için
çok savaşan ve ondan dolayı çok hakları var yani. Lezbiyenler, LGBT'liler evlenebiliyor, evlatlık yapabilirler. Öyle mesela mi? Hani trans bireyleri sosyal isimlerini de değiştirebilir. Yani kimliklerinde de isim olabiliyor. Hani pek çok arkadaşım da var mesela. Yani ya trans ya da LGBT evliliği vesaire. Yani çok gayet normal gibi. Büyük bir kısmı Brezilya'da öyle karşılaşılır. Tabii ki böyle homofobik işte. Mutlaka var. Her yerde var. Yani. Ama her yerinde. Hani bu güzel bir şey. Yani Brezilya'da o güzel. Yani mesela insanlar gerçekten mesela zor yaşam şartlarımız var. Hani ekonomik olarak sınıfsal veya etnik grupları farklı ama. Ki sözünü kesiyorum ama bu gender hani cinsiyet değişikliğinde çok uzun vadeli bir tedavi süreci var. Hani vallahi erkek veya herhangi bir kadına doğru gittiğin zaman o hormonal tedaviyi görmen lazım. Çok uzun süre ve physical ameliyatlar var. Hani güzel bir şey yani. Doğru yani hem zor ve yani hükümetin destek etmesi çok güzel bir şey. Yani o alanda. Yani Brezilya'nın güzel şu anda şey. En ünlü sanatçılarından birisi. Böyle yani buranın yani mesela bir Tarkan ya da mesela Hadise ne bileyim misi. Drag falan yani böyle yani erkek ama kadın gibi giyiniyor ve yani çok ünlü. Herkes dinliyor yani. Teyzeler şey, dinliyor mesela. Şey, çok özür dilerim de Türkiye'de de bayağı bizde de diva var. Divamız var yani. Trans değil. Bülent Ersoy. Abimin biz buraya tekrar yine böyle gidip gelme zamanlarımızda sünnet düğününde Bülent Ersoy varmış, tamam mı? Nasıl yani? Bayağı İzmir'de onun böyle bir şeyi varmış. Alex'in mavi, sünnet düğününde. Mavi Yeşil diye böyle büyük bir restoranda. Benim dedem de hastası, tamam mı, Bülent Ersoy'un. Böyle gelmiş onunla konuşmuş, elini sıkmış falan filan. Ama dedem, rahmetli dedem, çok homofobik bir adam. Hani kafalar karışık, anladın mı? Aslında içten çok kabulleniyoruz ama biri sokakta sorunca aa saçma olama be asla. Aynen. Yani biraz bir düşünsek aslında biz kabul etmişiz yani çok eskiden beri. Yani şey Brezilya'da sadece böyle LGBT'lere yönelik değil yani mesela işte ırkçılık veya etnik herhangi yani dinsel herhangi böyle bir hani böyle bir hakaret ya da böyle bir şey yaptığında hani dava veya mesela hukuki olarak bunu açabilirsin ve ceza ya mesela homofobik bir nefret söyleminde ya da işte ırkçı işte zenci demek örnek veriyorum. Aynen. Ya da çekik gözlü de sayılır mı? Sayılır yani. Evet, mesela mesela beraber gidelim size dava açmasam ne? Ben hayatımda sana çekik gözlü dedim mi? Milyoner olacağım sizin lafına dava. Lafına geri çekme ya. Bence çekik gözlüsün oğlum. Burada da çekik. Hayır yani mesela bana arada bunu yapıyorlar. Mesela bu mesela birçok arkadaşım var yani belki bilmiyorsunuz yani Brezilya'da çok fazla Asyatik insanlar var. 1.5 milyondan daha fazla Japon veya evet, Koreli öyleymiş. Çinliler var. Veya mesela bu olaylar oluyor. Hatta YouTube'da da birçok böyle Japon yani Asyatik Brezilyalılar video yapıp ve bunun üzerine konuşuyorlar. Yani ırkçılık vesaire bile yani. Çünkü bir nevi hani şakadan ziyade ırkçılığa da dönebilir. Evet yani bu dalga geçmek bazen. Aynen ve onlar şikayet ediyor ve bunun hukuki olarak mesela dava açabilirsin. Hani hükümet bunu yapmak zorundadır. Yani siyasi anlayışı ne olsa sağ ya da sol olsa hani homofobik, ırkçı, cinsel ayrımcılığa karşı yani haklarımızı savunabiliriz. Şey aslında hani herhangi bir nefret söylemi, hate crime evet. Yapamazsın. Ama yine arkadaşına diyebilirsin. CC'ye sen zenci evet. Dediğinde. CC'yi zenci abi. Ben burada şaka da sana da yaparız. Ya yani. Mesela bana sürekli pizza pizza demesi ırkçılık mı? Ya hadi. Sen git. Pizza ırkçılık mı? Pizzaya. Pizzaya hala alınıyor. Ne pizzaymış arkadaş. Yok ben alınmıyorum ya. Ama dava açmak için böyle bir tazminat, buna bir patlatsak tazminat daha. Avukat abi hazırlatalım. Bana mesela bize dava açalım. Trump diyorsunuz abi. Brezilya'nın rakibi desen Arjantin mi dersin? Kim dersin? Ülke? Ben Portekiz derim ya. Niye abi? Valla. Onu da soracak. Brezilya Portekiz sevmez mi? Brezilyalılar sever Portekizlileri. Çünkü zaten birçok Brezilyalı Portekiz kökenli. Ya da hani benim gibi falan. Ama hani böyle şey var Portekizler ve Brezilyalılar arasında. Şimdi biz mesela 207 milyon nüfuslu bir ülkeyiz. Hani Portekiz 11 milyon bir ülke. Hani şimdi biz ne üretiyoruz? Biraz eziyorsun. Nasıl dalga geçerekse? Biraz eziyorsun. Biz ne üretiyoruz? Onlar bizi dinliyor. Yani bizim müziklerimizi dinliyor. Bizim kitabımızı okuyor. Yani şey var bizde. Mesela oraya gittiğimizde Brezilyalı aksanlarla konuştuğun an biraz böyle şey oluyor. Hani bir şey oluyor yani. Ben... Ne oluyor? Yani anlat oğlum. İçim mi gıcıklanıyor? Hani bir gıcık var yani. Bir şey. Ama Portekizlerin Brezilyalıları mı Brezilyalıların Portekizleri? Portekizlerin o ne? Yani yönelik yani işte genellikle sanki bir hani bize bir şey var. Çünkü şey gibi düşün yani imparatorluğu yani aa. Hani İngiltere ve Amerika gibi düşün. Yani mesela hani Amerika'nın mesela biraz daha yani güçlü. Hani kültürel olarak mesela müzikleri daha sanatçıları daha önde ya mesela bazen tanınıyor. Evet, biz de öyleyiz. Mesela Mosambikliler, Angolalılar. Hani böyle Portekiz'in mesela eski sömürgelerin hepsi bizim dinliyor, hepsi bizim izliyor. Şey gibi mi mesela şimdi İngiltere'de Amerikan aksan İngilizce konuşunca hı-hı. Şey oluyorlarmış ya hani
Evet. Falan hani bu ne köylü müsün falan. Her neyse İngiltere'de kendine özgü aksanlar var ama Amerikan aksanı çok düz bir aksan ki kendi içinde de bir sürü Avrupa'ya aksanlar var. Bak South London'a git ondan sonra Cockney biri İngilizce konuşsun South London'da olan anlamayabilir ne diyorsun diyebilir. Adama gösteriyorum diyorum ki donut ama diyorum. Ama dil oradan çıkmış bak, abi. Vitrinde donut diyorum chocolate donut diyorum anlamıyor tamam mı? Cake falan diyor. Oh donut falan. Ya ben böyle krize girdim. Anladın mı artık yani? Ne diyeyim abi? Donut diyorum işte. Yuvarlak böyle yapıyorum, gösteriyorum. Peki Portekiz, Brezilya'da o mantık mı yani? Evet o mantığı biraz yani biraz daha şey gibi üzerine böyle biraz gürür. Yani. Portekiz, hatta bunu yaşadım Lisboa'ya gittim, Lisbon. Orada bir kahve istedim. Bir Amerikan olabilir miyim falan dedim Brezilya aksanıyla. Adam böyle tersleyip bana yani Amerikan'ı demedi. Yani böyle farklı, onlar farklı bir şekilde söylüyor. Ne diyorlar? Ya ne bileyim ben unuttum falan yani çok da takmadım ama şey yani. Hani o gıcık oldum yani gıcık. Biz Portekizli falan. Aa Portekizli öyle söylemiyor abi gibi yani kafasında. Anladım. Yani. Ya ne kadar güzel ya. Hiç bilmediğimiz ülke abi Brezilya. Biliyoruz aslında biliyormuş ki hep tanıdık yani bayraklar işte resimler tanıdık geliyor ama. Brezilya. La 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 la. O şarkı biliyor musunuz siz? La 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 la. La 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 la. Brazil. Ne Costa Rica ne de Çin. Ne de Samba Brezilya. Başta var. Samba Brezilya sen kimsin? Alo. 2002 Dünya Kupası ha. İçimizde var abi kusura bakma. Vallahi 2002 Dünya Kupası'nda da İtalya'ya ne koymuştuk. O zaman Rafael. Seni Instagram'da insanlar takip edebilir mi? Edebilir tabii ki yani. Ne olmasın? Ve Brezilya ile hakkında ve Portekizce hakkında sana soru sorabilirler. Tabii ki istediğin herkes Portekizce veya Brezilya Portekiz de olabilir tabii ki yani o kadar. Portekiz takmıyorsun ama. Takmıyorum yani sorabilirsiniz yani. Hani istediğiniz herhangi bir şey sorabilirsiniz özellikle Brezilya konusunda. Memnuniyetle cevaplayabilirim. Çok teşekkür ederiz geldiğin için. Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. Obrigado. 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 Obrigado'yu biliyorum ya. Obrigado. O zaman teşekkür ederim Rafael'e. Gracias. Mikel'e bir de tişörtümüz hakkında. Ya Rafael, Rafael'in nereden aldık biliyor musun? Nereden aldık? Trendyol'dan. Trendyol'dan aldık. Hemen diyor işe başladık. Nasıl aldık biliyor musun? Nasıl aldınız? İndirimli aldık. İndirimli aldık. 3Y1T koduyla 100 lira üzeri alışverişe 20 lira kuponunuz bizden size hediye. Açıklama kısmında detayda yazıyor. Trendyol Men'den, Trendyol Mila'dan. Alabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Çok güzel seçenekler var. Kendinize iyi bakın. We love you. Haftaya görüşürüz. Ciao. JJ ne zaman gelecek? JJ gelince erken seçim yapıyoruz. O zaman JJ kazanacak bir anlamı yok. O yüzden erken seçim istemiyorum abi. Ya biraz vakit geçsin biraz. Ki Mikel'e bir şey hazırlamıyor. Abi evet. JJ kazanırsa iyice bok yiyecek herkes. Hiçbir şey yapmayacağız. Tamam abi tamam. Tamam erken seçime gidelim. Haftaya ne yapacağımızı İstemem. Karar ver işte. Gerçi onu da JJ'yi getirelim. Onu da ben hazırladım yani. Şu an hazır. Hafa'ya gerçekten teşekkür ederiz. Muito obrigado. Çok teşekkür ederim. Obrigado. JJ gelirse bir daha seni davet edelim mi? Tabii ki. Çok sevinirim. Zaten biz genetiğimiz paylaşıyoruz birlikte yani. Aynen savaş. Afrikan. Aynen. Bırak bu işleri. Kötü bir şaka yapacaktım, yapmıyorum. Brezilya biliyorsun. Az önce konuştuk. Brezilya biliyorum. İyi mi? Biliyorum. Dava açarız. Dava açıyorum. Ha dava açarız. Ben de soruyorum iyi mi abi o taraf? Obrigado. 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 Ciao. Çekedeka. Ciao.